Tercih Rehberi'nden bir kez daha merhaba değerli izleyenlerimiz. Heyecanlı süreç devam ediyor. Adaylar tercih aşamasındalar ve biz de programımızda tercih aşamasında olan adaylara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bu bölümde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden çok kıymetli konuklarımız var Tercih Rehberi'nde. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Koç'u ağırlıyoruz. Aynı zamanda yine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Ateş stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önemli bir üniversite İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Şimdi her iki bölümde, her iki fakültede yine baktığımız zaman gerek hukuk gerekse İslami Bilimler Fakültesi yine önemli. Adaylar tarafından... Kardeş fakülteyiz. Evet, tercih edilen fakülteler, bölümler. Hocam sizlerden dinleyelim. Fakültenizi bize anlatır mısınız? Dilerseniz sizinle başlayalım Turan Hocam. Efendim İslami İlimler Fakültesi bir yerde... bir düşünce, bir yerde bir dil, bir yerde din ilimlerine ağırlık veren bir fakültedir. Bu bakımdan üç ana bölüme ayrılmış görünüyor. Ama bu bölüm maalesef öğrenciye yansımıyor. Ama hocalar açısından baktığımız zaman bu üç bölümü çok net bir biçimde görüyoruz. Bu bölümlerden birisi temel İslam ilimleri diye bölünmüş. İkincisi İslam tarihi ve sanatları, üçüncüsü felsefe ve din bilimleri adı başlığını taşıyor. Temel İslami ilimler söz konusu olduğu zaman veya bilimler söz konusu olduğu zaman başta kelam, hukuk, tasavvuf, tefsir ve hadis ve özellikle bunların arasında hem dinimizin hem medeniyetimizin kurucu ve sürdürücüsü de olan aynı zamanda Arap dili ve edebiyatı. Yani o dille geldiği için bu önemli. Bunlar kurucu dallar oluyor. Yani bunları iyi öğrenmesi gerekiyor. İslam tarihi ve sanatlarına gelince bu öğrenilmiş ve yani düşünülmüş veya fikri olarak kabul edilmiş gerçekliğin, hakikatin tarih içerisinde nasıl ortaya çıktığını görmek istiyoruz. Dil ortaya çıkıyor o zaman. İslam tarihi ve sanatları derken bir yerde kültür ve medeniyetin tezahürlerine, medeniyetimizin tezahürlerine bakıyoruz. Bu da çok önemli. Tarihteki tecrübemizi, yani İslam devletleri, ülkeleri adı altında diyebileceğimiz, İslam nereye gittiyse, İspanya'dan Filipinlere kadar, Türkistan'daki diyelim ki ortaya koyduğu medreselerden Afrika'nın içlerine kadar. Bunları ortaya koyarken arkasındaki dinamikler neydi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Bu bir dildir. Önemli bir konu. Bu tür konulara meraklı olan arkadaşlarımız, gençlerimiz de özellikle vurgulamak istedim bu tür şeylere baktığımızı. Son olarak da yani üçüncü bölüm felsefe ve din bilimleri diyoruz. Yani bunun bugünkü daha önceden belki de yani müfredatta olmayan sosyoloji gibi, psikoloji gibi, müstakil, daha başka sanatlar, estetik gibi konular ortaya çıktı. Bu alandaki bilgilerimiz, becerilerimizle bu tarihsel şeylerimize baktığımız zaman, fikir dünyamıza baktığımız zaman, dinimize, imanımıza baktığımız zaman nasıl bir okuma yapabiliriz? Bir yerde de üçlü şeyi kavuşturmuş oluyoruz. O bakımdan İslami İlimleri Fakülteleri ve dolayısıyla bizim de fakültemiz, hatta İlahiyat Fakülteleri her yerde bu üçlü bölüm üzerine oturuyor, biz de buna oturuyoruz. Farkımız şu, yerimiz güzel, kampüsümüz güzel, yerleşkelerimiz güzel. Hem Halkalı'da hem de Altunizade'de iki yerimiz olacak gibi görünüyor inşallah. Bundan böyle. Evet, özellikle Halkalı kampüsünüze tabii daha detaylı değineceğiz ama hocam hazır yeri gelmişken İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi arasındaki farklar nelerdir dersek nasıl tanımlarsınız? Yani İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat arasındaki farklar şöyle bir baksam belki yani Üsküdar'la Avrupa yakası İstanbul'un arasındaki fark gibi bir şeydir. Yani ikisi de aynı yani müfredatı bir ortak olması gerekiyor. Çünkü biz ikisine yatay geçiş veya gerekiyor şey öğrenci alıyoruz. Bazı dersler birinde diyelim ki saat bakımından az olabilir veya
bir yerde tercihi hukuk. Bizde çünkü hukuk var, sosyoloji var, psikoloji var, sanatlar var, tarih var, yani kelam var, tasavvuf var. Yani bu ilahiyatlarda ve İslam ilimlerde bunlar birinden birisinde saat farkı ile azaltılıp çoğaltılma olabiliyor. Fark bu kadar. Çünkü her ikisi de bir yerde eğitim fakültesi. Evet. Eğitim fakültesinin talep ettiği diyelim bu formasyon derslerinden başlayarak hepsinde tüm öğrencilerimizin veya öğretmen olmak isteyen öğrencilerimizin özellikle alması gerekiyor. Dolayısıyla fark yok diyebilirim. Turan Hocam, İslami İlimler Fakültesini tamamlayan öğrencilerin iş olanaklarına değineceğiz ama ben Mustafa Hocam'a da yönelmek istiyorum. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Hocam, Profesör Doktor Mustafa Ateş. Hocam, siz fakültenizi bize tanıtır mısınız? İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesini bize anlatır mısınız? Sizden dinleyelim fakültenizi. Teşekkür ediyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 yılında kuruldu. 2014 yılı Mart ayında kuruluşa ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve diğer resmi formaliteler tamamlandıktan sonra biz ilk öğrencilerimizi 2014-15 eğitim ve öğretim dönemi için aldık. 100 öğrencimiz vardı. Bugün bu ilk giren öğrencilerimiz 4. sınıfa geçmiş oldular. İnşallah bu yıl bu eğitim ve öğretim döneminden mezun olacaklar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yani 3 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte haline geldi bugün. Bu başarıyı nasıl yakaladınız hocam bu kadar kısa zamanda? Evet, ya bu başarının temelinde tabii ki öncelikle vermiş olduğumuz eğitimin kalitesi, eğitime verilen önem. Üniversitemizin bir mottosu var, izü iyi bir eğitim sözü şeklinde. Biz bu mottoyu hukuk fakültesi bünyesinde uygulamaya çalışıyoruz, uygulama gayretindeyiz. Bu çerçevede hem ulusal hukuk, Türkiye'nin kendi hukuk sisteminin gerektirdiği dersleri hem de küreselleşen dünyada uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle birlikte uluslararası boyutu olan hukuk disiplinlerini de öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Hukuk zengin bir muhteva ve müfredat var. Aynı şekilde akademik kadromuz da son derece iyi yetişmiş. Her biri kendi alanında Türkiye'nin iyi üniversitelerini doktora yapmış, yurt dışından gelen yurt dışında doktora yapmış akademisyenlerimiz var. Bunlar da Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın iyi üniversitelerinde doktora yapmış akademisyenlerden oluşuyor. Öbür taraftan akademisyenlerimiz sadece işin teorik temelinden gelen uzmanlar değil, aynı zamanda hukuk uygulamasını çeşitli alanlarda tatbik etmiş, uygulamış olan akademisyenlerimiz var. Kendi alanında bürokraside çalışmış, siyasette çalışmış, hukuk mesleğini avukat, hakim olarak uygulamış akademisyenlerimiz söz konusu. Hukukta uygulama önemlidir. Yani hukuk eğitiminde sadece teoriyle yetinilmez. Çünkü hukukçunun sahip olduğu temel hukuki prensipleri, bilgi birikimi, teoriyi somut, karmaşık olaylara uygulayabilmesi çok önemlidir. O nedenle uygulama boyutuna da çok ehemmiyet veriyoruz. Bizim özellikle temel dersler, işte medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi temel derslerde mutlaka daha önce yargıya intikal etmiş, karara bağlanmış bir olay veya tamamıyla öğretim üyesinin kendisinin kurguladığı olay anlatılan konular bağlamında sorulur öğrenciye. Bu mesele hakkında öğrenmiş olduğu bilgileri, prensipleri, kuralları, kavramları uygulamak suretiyle bu meseleyi çözmesi istenir. Yani kendin bir hakim olsaydın yahut bir avukat olsaydın bu meseleyle ilgili nasıl bir karar verirdin, nasıl bir çözüm üretirdin, nasıl bir savunmada
bulunurdun kabilinden öğrenciyi uygulamaya alıştırma bağlamında derslerimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Bunun dışında hocam da ifade etti. Gerçekten Sabahattin Zaim Üniversitesi çok güzel bir kampüse sahip. Hem tarihi bir mekan hem doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir kampüsümüz var. Öğrencinin sahip olmayı istediği bilgi, birikimi, tecrübe, eğitim yanında aynı zamanda bir öğrenci olarak, bir üniversite öğrencisi olarak bir kampüste aradığı her şey var. İşte spor sahaları var, çeşitli sosyal etkinlikler yapabileceği alanlar var, işte öğrenci kulüplerimiz var. Burada 600 civarında yıllık aktivite gerçekleşir bizim öğrencilerimiz tarafından kurulan 30 civarında öğrenci kulübünde. Dolayısıyla öğrenci aradığı her şeyi burada bulabiliyor. Sonra Halkalı kampüsümüz TEM, E5, Marmaray ve metronun hemen hemen rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği bir ortamda, hepsinin ortasında bir yerde. Şehir içinde güzel bir kampüste bütün bu yönleriyle öğrencilerin dikkatini çekiyor. Öğrenci aradığını bizde buluyor. Bizde onların aradığının daha fazlasını verebilme gayreti içindeyiz. Şimdi tabii çok ciddi, çok yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor öğrenciler. Dolayısıyla bu yoğunluğu atabilmek adına da sosyal aktivite açısından da bir hayli zenginlikler sunuyorsunuz. Peki Mustafa Hocam, hukuk prestijli bölümlerden biri. Çokça talep edilen, istenen bölümlerden biri. Sizce hangi vasıflara sahip olan adaylar hukuku tercih etmeli? Nasıl bir eğitim süzgecinden geçiyorlar? Hangi dersleri görüyorlar? Müfredata da biraz daha açarak değinir misiniz? Evet. Şimdi hukuku tercih etmeyi düşünen arkadaşların, genç arkadaşların her şeyden önce okumayı çok seviyor olmaları lazım. Ben şu anda kampüsümüzde tanıtım çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler velileriyle birlikte kampüse gelip hocalardan her gün bu tercih dönemi boyunca üniversite bahçesinde kurulan standlarda tanıtım çalışmaları yapıyorlar. Öğrenciler hocalardan bilgi alıyorlar. Gerekirse derslikleri ziyaret etme, üniversitenin diğer alanlarını görme imkanına sahip oluyorlar. Ben gelen öğrencilere diyorum, öncelikle okumayı seviyor musun? Çünkü hukuk çok okumayı gerektiren bir disiplindir. Çok okumayı göze almayan öğrencilere hukuku tavsiye etmiyorum. Kolay değil. Hukuk tahsilini yapmak, iyi bir hukukçu olabilmek için çok okumak, çok çalışmak gerekiyor. Zaten diğer üniversitelerin diğer bölümleri, bazı bölümleriyle en azından kıyasladığınız zaman hukuk öğrencilerinin koltuğunun altındaki kitaplarla diğer öğrencilerin koltuğunun altındaki kitapların boyutuna baktığınız zaman bunu anlarsınız. Bu bakımdan öncelikle hukukçu olmayı birinci hedef olarak seçmiş olması lazım. Ya hele bir buraya kayıt yaptırayım da ileride fikrimi değiştiririm, başka bir bölüme geçerim şeklindeki anlayıştaki öğrencilerin zaten başarılı olması mümkün değil. Hukuk fakültesi bitirildiği zaman hukuk fakültesi mezunları için çok geniş iş alanları var. İşte, temel olarak hakim, savcı ve avukatlık mesleğini icra etmenin yanı sıra kamuda, bütün kamu kurumlarında, bakanlıklarda müfettiş, uzman, her statüde sınavlara girmek suretiyle devlet memuriyetine katılmak ve kamu görevlisi olarak mesleği icra etme imkanı var. Çok geniş bir çalışma alanı olan bir bölümdür hukuk. Bu bakımdan öğrenciler için çok geniş imkanlar, alternatifler sunan bir yapısı var. Evet. Bu aşamada tekrar Turan Hocam'a yönelmek istiyorum. Turan Hocam, İslami İlimler Fakültesini bitiren öğrenciler için iş alanları nelerdir dersek siz nasıl tanımlarsınız? Vallahi son yıllarda örneklerini gördükçe seviniyoruz. Mustafa Hocam belirtti. Elçi olanlarımız bile var yani. Ama ağırlıklı olarak yani milli eğitim elbette başta geliyor. Hele son
müfredat düzenlemesine baktığımız zaman orta öğretimde din kültürü, ahlak bilgisi gibi derslerden ben ayrıntılı şey yapmadım ama bir saatte bir artırım gibi bir şey söz konusu. Bu alanda en azından İslami ilim veya ilahiyat fakültesi çıkışların %100 bir talep artışı olduğunu da gösteriyor. Dil yani, de önemli bir faktör değil mi hocam? Bir saatlik bir ders varken bunu 2 saate çıkarırsanız görünüşte en azından böyle rahatlıkla okuyabiliriz. İyi anlayamadım ben. Evet, dil sonuçta yoğun bir dil eğitimi de alıyor. Sabahattin Zahir Üniversitesi'ni tercih eden. Ben derdimi anlatabilmem için veya diyelim ki bu anlamda sevgili öğrencilerimizle benim buluşabilmem için bir başka şey söylemem gerekiyor. Eski esnaf ve ecdadın ulema derler yani. Bunlar 3 dil bilirlerdi. Arapça, Farsça, Türkçe kesin. Yani Osmanlıca'nın şeyi de genişliği de derinliği de bu 3 dilli kendi sentaksi içerisinde kullanmasından geliyor. Buna da diyelim Osmanlı Türkçesi diyor. Bir kez bunu bilecek. Şimdi onun için bizim burada Arapça başta geliyor. Öğrenmesi gibi ve Arap hocalarımız da var. Ve buradan çok güzel Arapça öğreten hocalarımız var. İkincisi burada İngilizce dersini bilmesini istiyoruz ve derslerimiz de var. Üçüncüsü Farsça olarak yani 3 saat üzerinden bir dönem boyunca Farsça yani Arapça, Farsça. Buna çağdaş İngilizce ekliyoruz. Dolayısıyla 4 dili bilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bir de bizim burada Türkiye'de ilk defa İslam İktisadı ve Hukuku diye üst lisans bir eğitim birimimiz açıldı. İslam İktisadı ve Hukuku bu Arapça eğitim yapıyor. Arapça dille eğitim yapıyor. Yüksek lisans yaptırıyor, doktora programı yaptırıyor. Arapça, tezler Arapça yapılacak. Bu denebilir ki İslam dünyasında da tek. Şimdi bizim okuldan mezun olanlar, İslam ilimlerinden mezun olanlar bir, bu dil bilgileriyle epeyce bir alanın anahtarlarını almış oluyorlar. Bu keyifli bir şey. Sadece dille değil mi hocam? Sadece dille. Yani 3 veya en azından 4 dil bilmek çok önemli bir şey. Yani bir dil, bir insan, 2 dil, 2 insan. 4 dil olunca ben geometrik büyüdüğüne inanırım 14 insan diyebilirim. İyi bilinirse şıngır bıngır bir dil bilen için böyle. Diğer taraftan sözünü ettiğim İslam hukuku ve iktisadı enstitümüze bağlı olarak açılan birim ise katılım bankacılığı gibi, faiz İslam hukuku gibi alanında öyle sanırım ki çok yeni, çok daha ufuk açıcı çalışmalara imza atacak, yani bu alanda araştırmalar yapacak bir kurum diye inanıyoruz. Geleceğe bakışımız böyle ama başka alanlarda iş bulurlar. Hocam süremiz doldu. Adaylar merak ediyorlardır. Çok hızlıca yurt ve burs imkanlarınızdan da bahseder misiniz? Bir cümleyle. Bir cümleyle bu yıl İslami ilimlere girecek öğrencilerimizin 60 öğrenci görülüyor net alacağımız yatay şeyler hariç, dikey gelecekler hariç. 20'si %100 burslu. 20'si bunların yani %30 hatta daha fazla oluyor. %75 burslu. Diğer 20'si 60 öğrenciden %50 burslu. Son derece geniş olanaklar. Ondan sonra daha başka böyle iştah kabartıcı burslarımız var. Bu çalışmalarına başarılarına evet, bağlı. Merak eden adaylar için o zaman üniversitenizde tanıtım günleri devam ediyor zaten. Devam ediyor efendim. Ya sistemimize girerlerse öğrenirler. Evet. Değerli izleyenlerimiz tercih rehberini bu aşamada şimdilik noktalıyoruz. Tercih rehberinin bugünkü bu bölümdeki konukları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Koç ve Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Ateş'i ağırladık. Hocam bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tercih rehberinde tekrar görüşünceye dek efendim hoşça kalın. Biz de teşekkür ederiz. Size teşekkür ederim.